Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan olaylarla, açıklamalarla karşınızdayız. Gözler, dikkatler Cenevre'deydi. Pazartesi günü başlayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pazarlık masasına konuldu. Kıbrıs müzakereleri bugünden itibaren beşli konferansa dönüştü. Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Konferansın ilk gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türk ve Rum liderlerle birlikte basın toplantısı düzenledi. İsviçre Cenevre'de kritik Kıbrıs konferansı başladı. Pazartesi günü başlayan Kıbrıs görüşmeleri beşli formata dönüştü. Birleşmiş Milletler Cenevre merkezinde yapılan tarihi konferansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Başkanı Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kosyas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor. Özel gözlemci sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliği'ni ise Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'la Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor. Konferansın açılışını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bert Aydin'in arabuluculuğunda son 19 aydır devam eden müzakereleri, ekonomi, Avrupa Birliği, mülkiyet, yönetim güç paylaşımı, toprakla güvenlik ve garantiler olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta 10 yıllardır devam eden müzakerelerin ucu açık bir şekilde sürdürülmesinin kimseye bir yararı bulunmadığını ve müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan güvenlik ve garantiler düzenlemesinin bir gereklilik olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni ortaklığın Birleşmiş Milletler parametreleri olan iki kesimlilik, iki toplumluluk, siyasi eşitlik, eşit statüde iki kurucu devlet üzerine bina edileceğini belirtti. Çavuşoğlu varılacak kapsamlı çözümün temel unsurlarının Avrupa Birliği birincil hukuku haline getirilmesinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti. Beşli konferans öncesinde Türk ve Rum liderler daha önce açıkladıkları oranlardaki haritalarını Birleşmiş Milletler yetkililerine teslim etmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Birleşmiş Milletler uzmanı Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanlar çalışma yaparak sunulan haritaların Mont Pelerin'de vardıkları uzlaşıya uygun olup olmadığını incelediler. Taraflar pozisyonlarını Kıbrıs Türk tarafı %28.2, Kıbrıs Rum tarafı %29.2 ile koruyor. Haritaların bu oranlara uygun olarak hazırlandığı tespit edildi. Haritalar korumalar eşliğinde kilitlenmek üzere götürüldü. Bugünden itibaren artık Birleşmiş Milletler'in tasarrufundadır dedi. Konferansın ilk gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türk ve Rum liderlerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Guterres, eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar'ı hak edenler sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler bunu kazanırdı. Birleşmiş Milletler'de yardımcı oyuncu ödülünü alırdı dedi. Bir çözüm için uğraşıyoruz ve bu çözüm uzun süredir görüşülen, tartışılan toprak konusunda ya da mülkiyet konusunda, Avrupa Birliği ile ilişkiler, dış politika olsun, bütün bu açılardan bütün bu açılar göz önüne alındı ve bu dosyalarda pozitif ilerleme sağlandı. Ama iki toplumlu federal bir çözüm için, bir cumhuriyetin oluşturulması için, evet, yakınlaştık, yapılacak şeyler var ve bunun uygulanması için bazı enstrümanların olması gerekiyor. Ama şunu söylenmesi lazım, bu liderler arasında bir anlaşma olmayacak. Bu halkların referandum aracılığıyla onaylayacağı bir süreç olacak. Çarçabuk olabilecek bir şey değil, sıkı çalışmak lazım ve zaman gerekiyorsa ve umuyorum kısa bir zaman olur. Ve bu zaman içerisinde de somut bir çözüme ulaşılması hedefleniyor.